Herkese merhaba arkadaşlar. Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir villamızın tanıtımını yapmaya geldim. 200 metrekare arsa içerisinde tamamen müstakil, gördüğünüz gibi kendine ait bahçesi var. Arkada bir havuzumuz var. Kendine ait park alanı mevcut burası. Şimdi genel bir görünümünü izleyeceğiz. Ardından içerisine bakacağız arkadaşlar. Hava rüzgarlı. Drone uçuramıyorum. Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Denize 10-15 dakikalık yürüme mesafesiyle gidilip gelinebilir arkadaşlar. Hatta şöyle tarif edeyim. Hastanenin oradan girdiğinizde Yeşilkent yolu üzerinde giderken sol tarafa düşüyor. Tam konum veremiyorum ancak böyle artık videolarda tarif edeceğim size. Yani hastaneden Yeşilkent'e giderken sol tarafta kalan kısımda arkadaşlar. Karadeniz Market'in karşı taraflarında, artık daha ne söyleyeyim size. Sokak adresine kadar veriyorum. Güzel bir yer. Şimdiden iyi seyirler. Bu arada satış fiyatını unuttum. 1 milyon 700 bin TL arkadaşlar. Herkese tekrar merhaba. Gördüğünüz gibi burası. Araç girişimiz ve normal girişimiz aynı kapıdan, aynı yerden diyelim. Kapı farklı çünkü. Ön tarafta böyle bir alanımız var. Yerden iki basamak yükseltilmiş bir alanımız var. Burasını salon terası olarak da kullanabilirsiniz. Yan tarafta küçük bir yeşil alan bırakılmış ancak yeterli olmazsa biraz daha oradan zemin kaldırılıp yeşil alan haline getirilebilir. Yan taraflar çimçitle tamamen kapatılmış. Yukarıda bir pergole gelecek. O bekleniyor. Geldiğinde tekrar çekimini yapabilirim. 1 milyon 700 bin TL Altınkum Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Arka tarafta güzel bir havuzumuz var. Havuz tahmini 25-30 metrekare civarlarında. Konum olarak denize yakın. Şöyle bir durum var. Bu aralar yalnız çekim yapıyorum çünkü çok yoğun. Yetiştirebildiğim kadar çekim yapmaya çalışıyorum arkadaşlar ama gün içerisinde eskisi gibi sakinlik kalmadı. Pandemi de artık yeni normallere ya da artık normal hayata geçmeye başladığımız için insanlar da buraya gelmeye başladı. Randevularımız da çok yoğun bir şekilde. Gelmeden önce randevu alırsak, randevu yaparsak bizim için daha iyi olur. Sizin için de çok iyi olur çünkü gezebileceğimiz, bakabileceğimiz ev sayısını arttırabiliriz. Ana giriş kapımızdan girdiğimizde şöyle göstereyim. Ana giriş kapımız burası. Sağ tarafta mutfağımız, karşı tarafımızda merdiven altı lavabo olarak değerlendirilmiş. Sol tarafımızda da güzel bir salonumuz var. İstenirse şuraya, şu alana bir kitaplık yapılarak burası koridor haline getirilebilir. Çünkü salonu böyle açık bırakmışlar. Ara taraf daha da aydınlık olsun diye. Sağ tarafta güzel bir mutfağımız var. Beyaz mat renkler kullanılmış. Çerçeveleri antrasit gri ve camlar yine antrasit gri. Lake kaplama dedikleri bu arkadaşlar kapılar. Özellikle bu sorular geliyor. Artık genelde bu kapıları kullanmak zorundalar. Çünkü milyonluk yerler satıyoruz. Eskisi gibi saman kapı kullanacak halleri yok. Yani bunu artı puan olarak almaya çalışmayalım. Kullanmak zorundalar. Çünkü bu kapılar artık modern kapı ve kulplar gördüğünüz gibi siyah. Burada bir şık bir avize kullanılmış. Otomatik panjurlu ses ve ısı yalıtımı, doğalgaz tesisatımız hazır. Ancak doğalgaz didime bence uzun bir süre daha beklemeyin. Gayet geniş bir salonumuz var. Burada bir televizyon ünitesini ve arkası da taş kaplama yapılmış. Gayet şık, güzel olmuş. Merdiven altı lavabo olarak değerlendirildiğini söylemiştim. Orada bir de çamaşır makinesi için yer bırakılmış. İstenirse makineyi oraya da yerleştirebiliyorsunuz. Ve orta katta 3 tane odamız, bir ortak kullanım banyo, lavabomuz var. Merdivenden çıktığımızda sol tarafta bir odamız, karşımızda banyo lavabomuz, sağ tarafta da 2 tane odamız var. Sol taraftan devam edelim. Gayet güzel, geniş bir oda var, kullanışlı. Otomatik panjurlu. Çocuk odası olarak da değerlendirilebilir. Yatak odası olacak kadar çok geniş değil arkadaşlar. Genişten kastım. Yan tarafta banyo, lavabomuz var. Gayet güzel, şık bir banyo lavabo.
Sol tarafta gördüğünüz gibi bir odamız var. Buraya bir gömme dolap yapılmış. Burada bir de balkon var. Burası da yine kullanışlı güzel bir balkon. Çevreyi de gösterelim. Çevre bu şekilde. Yeni yapılan inşaatlar mevcut. Yapılmakta olanlar var ve yapılacaklar var. Yıl olmuş 2021. 6. ayına girdik. Hala fiyatları emlakçıların arttırdığını düşünen çok sevgili abilerimiz, ablalarımız ve kardeşlerimiz var. Emlakçılar fiyatları arttırmaz. Emlakçılar bir malı, bir ürünü hızlı satmak için çabalayan insanlar, çünkü emlakçıların elinde ev durmaz. Genelde bütün emlakçılarda olduğu için en hızlı satan kazanır. Bunun için de daha uygun fiyatlar konuşulur. Ama bu dışarıdan böyle gözükmüyor. Emlakçıların fiyat arttırdığı gözüküyor. Ama her zaman söylediğim gibi arkadaşlar, fiyatları arttıran tek kişi, tek kurum komşudur. Komşunuz kaça satmış, komşu ne istiyor, karşı taraf evine ne kadar değer biçmiş. Yani bunlar evin değerini belirlediği için biz ne yaparsak yapalım fiyatı arttıramayız ya da düşüremeyiz. Bunu yapamayız. Böyle bir yetkimiz yok. Keşke olsa da bütün evlerin fiyatlarını düşürsek, satsak. Emin olun, uygun fiyata ev vermeyi ben de sizin kadar istiyorum. Gördüğünüz gibi sol tarafta bir tane ortak kullanım banyo lavabomuz var. Karşı tarafında da bir odamız var. Toplamda 4 oda. En üst katta bir ortak kullanım banyo lavabo, bir tane de odamız var. Şimdi şöyle hesaplayalım. Örnek vereyim, bu evin fiyatı 1 milyon 700 bin TL. Benim bunu diyelim ki 1.800'e arttırdım diyelim. 1 milyon 800 bine arttırdığımızda komisyonumdaki değişim oranı sadece 2000 TL arkadaşlar. Emin olun, 2000 TL için ben buranın fiyatını 100 bin lira daha fazla söylemem. Böyle bir aptallık yapmam. Bunu ben değil hiçbir emlakçı yapmaz. Yaparsa da çünkü kaybedecektir. Şu an biz iş yapıyorsak herkese şeffaf, dürüst davrandığımız için, artı biz burayı internete atıyoruz. Yüklüyoruz. İnsanlar diğer sitelerden fiyatlarını görüyor. Şeffaf bir şekilde yüklemesek şu ana kadar 750'yi geçkin videomuz YouTube'da durmaz. Hepsinin fiyatı da altında yazıyor. Hepsi de hiç fiyat değiştirilmeden duruyor arkadaşlar. Ben başkaları gibi video silmiyorum. Benim 2 sene önceki çektiğim videoda duruyor. 3 ay önceki çektiğim videoda duruyor. Fiyat karşılaştırmasını siz kendiniz yapabilirsiniz. Bizlik bir durum değil. Böyle olsa, ben arttırıyorsam fiyatları, ya da biz arttırıyorsak, emlakçılar adına konuşuyorum, fiyatları emin olun ya da o videoları silmiş olurum. Kimse kendini ele vermez. Güzel bir villa. Sonuçta bir yapı. Karşı taraf Yeşilkent yolu. Geniş bir teras. Terasın üstü kapatılacak. Bunun için siz bir masraf yapmayacaksınız. Haftaya büyük ihtimal kapanmış olacak arkadaşlar. Gayet güzel bir villa izlediniz. Alıcısını bekliyor. Karşı taraflarda koyun besleyenler falan var. Zaten gözüküyor videoda da. 1 milyon 700 bin TL'ye hayırlı uğurlu olsun.